Merhaba arkadaşlar. 3-4-5'ten parabol soruları çözüyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir yerleşim planının görüntüsü yer almaktadır diyor. X eksi 200 metre eni 600 eksi x metre olan boyda bu yerleşim yerin alanı en çok kaç metre kare olabilir diyor. Şimdi alan en ile boyun çarpımı. O zaman burası x eksi 200 çarpı 600 eksi x olacak. Şimdi bu ifade bizim için bir parabol belirtir. Hatta şöyle bir parabol belirtir. Kolları aşağı doğru olan, değil mi? Çünkü buradaki x ile eksi x'i çarpacak olursak eksi x kare gelir. Şu şekilde. Burayı sıfır yapan ifade 200. Burası 200. Burayı sıfır yapan ifade 600. Yani bunun kökleri 200 ile 600'dür. Bizden istediği şey, en çok istediği için tepe noktasını istiyor. Tepe noktası da kökleri eşit uzaklıkta olacak. 200 ile 600'ü toplayıp böldüğümüz zaman 2'ye neyi bulacağız? Tepe noktasının R'sini bulacağız. 200 artı 600 bölü 2 400 olur. Yani R değerimin ne olması lazım? 400. 400 verdiğimizde giden görüntü bizim için en çok olacak. 400 yerine yazacak olursak 400'den 200 çıkardık 200. 600'den 400 çıkardık 200. Çarpımları ne gelecektir? 40.000. Yani B şıkkımız doğru cevabımız olacaktır diyoruz. Evet, gelelim ikinci sorumuza. Tepe noktaları A ve B olan paraboller Y ekseni üzerindeki C noktasında kesişmektedirler diyor. Buna göre AB arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Şimdi buradan A'daki ifade bizim için ne arkadaşlar? Teğet geçmiş. Teğet geçtiği için bu denklemin deltası 0 olur. Ama ona gerek yok gibi. Niye? Çünkü bunlar C'de kesişmişler. Şimdi C'deki nokta bizim için mavide X gördüğüm yere 0 yazarsam bu C'deki nokta olur. Yani 2M. Kırmızı grafiğin denkleminde de x gördüğüm yere 0 yazarsam gitti. Buradaki ifade bize c noktasını verecek. Eşittir 3m eksi 8. Buradan da m dediğimiz değer 8 gelecektir. Şimdi o zaman yerine yazacak olursak mavinin denklemi y eşittir x kare artı 8x artı 16 olacak. Kırmızının denklemi 7 bölü 2x kare 16 eksi 14x artı 16 olacak diyoruz. Yani şu nokta bizim için 16 olacakmış. Şimdi burada x kare artı 8x artı 16 dediğimiz ifadede bu ifade bizim için x'e x, 4'e 4. Yani x artı 4'ün parantez karesi olacak. O zaman a dediğim nokta eksi 4'e 0 noktası olacak. Şimdi b'ye bakalım. 7 bölü 2x kare eksi 14x artı 16. O zaman burada r'yi bulacak olursak eksi b bölü 2a'dan eksi b 14 bölü 2 çarpı a dediğim değer 7 bölü 2 gitti. 14 bölü 7 yani 2 olacak. O zaman b noktasının absisi 2. Hemen gelelim ordinatını da bulalım, yerine yazalım. 2'nin karesi 4. 4 kere 7 28. 2'ye böldük 14. Eksi 2 ile 14'ü çarparsak 28 artı 16. Buradan da 2 gelecektir diyoruz. Yani 2, 2 noktası. Şimdi burayı bir temizleyelim. Elimizde 2 tane nokta var. Eksi 4'e 0 ve 2'ye 2 noktası. Bu iki nokta arasındaki uzaklığı bulmak istersek yapmamız gereken şey eksi 4 eksi 2'nin karesi artı 0 eksi 2'nin karesi. Geldik şimdi. Eksi 6'nın karesi 36 artı eksi 2'nin karesi 4 kök içerisinde. Bu ifade kaç olacak? 40. Bu da dışarı. 4 çarpı 10 olup yani 2 kök 10 olacaktır diyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Gelelim bir diğer sorumuza.
İki parabol verilmiş. Parabollerin tepe noktaları olmak üzere O ve B noktaları üçgenin alanını istiyor. Şimdi biz bu parabolleri x kare bölü 2 eşittir eksi x kare bölü 2 artı 6 birbirine eşitlersek buradan bulduğumuz x değerleri bizim için parabollerin kesişim noktaları olur. X kare bölü 2 artı x kare bölü 2 eşittir 6. 2x kare bölü 2'den x kare eşittir 6. X buradan kök 6 bir de eksi kök 6 olacak. O zaman şuradaki değerimiz kök 6. Buradaki değerimiz eksi kök 6 yani kesişim noktaları. Şimdi buradan şöyle bir şey yapalım. Kök 6'yı getirip denklemde yerine yazacak olursak mavide bunun denklemde. Kök 6'nın karesi bölü 2. Bu da 6 bölü 2'den ne olacaktır? 3. Yani burası 3 olacak diyoruz. Şimdi kırmızının denklemi bu. Burada x eşittir 0 verecek olursak y 6'ya gider. O yüzden buranın tamamı şuranın tamamı 6 olacak. Yani şuradaki yüksekliğimize 3 kalacak. Yükseklik 3. Taban AC dediğim şey kök 6 kök 6 2 kök 6 bölü 2'den. İkiler birbirini götürüp 3 kök 6 alanımız olacak. O yüzden doğru cevabımız C şık olacaktır diyoruz. Gelelim bir diğer sorumuza. X kare eksi 4x artı k parabolünün kökleri x1 ve x2'dir diyor. X2 eksi x1 arasındaki uzaklık 5. Şimdi kökler arasındaki uzaklığın formülü şu. Bu genelde çok bilinmez. Kök delta bölü mutlak değer a'dır. Şimdi biz bunu kullanacak olursak kök delta. Delta dediğim şey b kare yani eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 a'sı 1 c'si de ne? K. Şimdi bu ifadeyi getirip yazdık. Kök içerisinde 16 eksi 4k bölü a dediğim değer 1 olduğu için yazmama gerek yok. Bu ifade neye eşit? 5'e. 16 eksi 4k eşittir 25. Her iki tarafın karesini alacak olursak eksi 4k eşittir 9 gelecek. Diğer taraf artık k buradan eksi 9 bölü 4 olacak diyoruz. O zaman doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet, gelelim bir diğer sorumuza. Şekildeki grafikler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi buradan başlayalım bakalım. Kırmızı olan grafikte kollar yukarı doğru olduğu için a dediğim değer sıfırdan büyük olur. Mavi olan grafikte de kollar yukarı doğru olduğu için x karenin yanındaki m dediğim sayı sıfırdan büyük olur. Bunun haricinde şimdi kırmızı olan parabol bizim için bu tarafta olduğundan dolayı bunun r değeri sıfırdan büyük olur. R dediğim ifade eksi b bölü 2a olup sıfırdan büyük ise b de burada şimdi a nasıl bir sayı pozitif olduğu için burası pozitif o zaman buranın da pozitif olması lazım. B de küçüktür ne olacak? Sıfır olacak diyoruz. Gelelim diğerine. Mavi olanın tepe noktası burada olduğu için R değeri sıfırdan küçük olur. Buranın R değerini hesaplayacak olursak eksi N bölü 2M'den o da küçüktür sıfır olacak. Şimdi M pozitif bir sayı olduğu için burası pozitif o zaman yukarısı negatif olması lazım. N'nin de sıfırdan büyük olması lazım diyoruz. Evet geriye kim kaldı? P ve C kaldı. Şimdi bu sıfıra sıfır noktasına kestiği için biz bu denklemde sıfır verirsek sıfıra götürecek. Bu denklemde de sıfır verirsek sıfıra götürecek. O zaman P değeri sıfıra eşit. C değeri de sıfıra eşit olacak. Şimdi bulduklarımıza bakacak olursak A şıkkına baktık. M bölü B. M'nin işareti artı, B'nin işareti eksi, oranın işareti sıfırdan küçük. O zaman bu ifade doğru. Gelelim B şıkkına. M artı N artı P. M'nin işareti artı, N'nin işareti artı, P'nin işareti 0 ve bunların toplamları 0'dan büyük olacak. O zaman bu da doğru. C şıkkına bakalım. B artı P. B artı P. B'nin işareti negatif. P'nin işareti yok zaten. 0. Toplarsak negatif olur. 0'dan küçük olur. Bu da doğru. D'ye bakacak olursak M artı A eksi B. M'nin işareti pozitif. A'nın işareti pozitif. B'nin işareti negatif bir de önünde negatiflik olduğu için artı gelecek. Bu işlemin toplamanın sonucu sıfırdan büyük gelecek. Ama kendisi sıfırdan küçük demiş.
O zaman yanlış olan şıkkımız D seçeneğimizdir diyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Parabolleri E ve F noktalarında kesişmektedir. E ve F noktalarının, pardon, E ve F doğru parçasının orta noktasının apsisi -1/3 olduğuna göre M değeri kaçtır diyor. Şimdi iki tane parabol kesim noktaları E ile F ise -2x² artı MX artı 2 eşittir x² -3x -1. Hepsini bir tarafa toplayalım. 0 eşittir 3x² eksi mx eksi 3x eksi 3. Yani 3x² eksi x parantezini alacak olursak m artı 3 eksi 3 olacak diyoruz. Şimdi bu denklemin çözüm kümesinden gelen x1 ve x2 değerleri bizim için E ve F noktalarında kesişim noktası. Şimdi x1, x2 bunların orta noktasını bulmak istersek x1 artı x2 bölü 2 olacak. Yani ben buradan kökler toplamını bulursam x1 artı x2 eksi b bölü a'dan m artı 3 bölü 3 olacak. Bu ifadenin neye eşit olması lazım? Eksi 1 bölü, pardon, bu kökler toplamı bir daha bölecek olursak 2'ye m artı 3 bölü 6 eşittir eksi 1 bölü 3 olacak diyoruz. Bunun iki katı, bunun iki katından m artı 3 eşittir eksi 2'den m buradan eksi 5 gelecektir. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet, gelin bir diğer sorumuza. Şekildeki parabolün tepe noktası y ekseni üzerindedir diyor. T teğet noktası olduğuna göre B kaçtır diyor. Şimdi tepe noktası buradaysa bu tepe noktasının x'i 0 olur. Şimdi buraya gelecek olursak düzenlersek x² artı x parantezinde 2 eksi a artı 7 eksi 3 a. Tepe noktası R dediğim şey eksi B bölü 2 a'dan bu ifade 0 olacaksa a buradan ne gelecektir? 2 gelecektir. Yerine yazacak olursak x² artı 1 olacaktır. Şimdi bununla şuradaki ifade neymiş? Birbirine teğetmiş. O zaman x² artı 1 eşittir 3x artı b artı 7. Hepsini bir tarafa toplayalım. x² eksi 3x eksi b eksi 6 eşittir 0. Şimdi bu denklemin çözüm kümesi bizim için bu t noktasını verecek. Teğet olduğu için bu denklemin deltası 0'a eşit olacak. O zaman b² eksi 4ac diyeceğiz. Eksi b eksi 6. O da eşittir 0. 9 artı 4b artı 6 eşittir 0'dan. Buradan da 4b artı 6 eşittir 9. b artı 6 eşittir 9 bölü 4. Diğer tarafa atarsak b eşittir 9 bölü 4 eksi 6 olacak diyoruz. Burada 9'u diğer tarafa atarken burası eksi geldi. Burası eksi geldi. O yüzden burası da eksi olacak. B eşittir eksi 9 eksi 24 bölü 4 olacak. Yani B ifadesi eksi 33 bölü 4 olacak diyoruz. Yani cevabımız B şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar, bu da son sorumuzdu. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.